Çeçenistan'da görev yapan bir kardeşim anlatmıştı. 400 kişilik bir öğrenci grubu, onlara sohbet ediyorum. Arkada bir kapı var, önümde 400 Çeçen öğrenci. Ben konuşurken bir ara tamamı ayağa kalktılar. Olağanüstü bir hadise olduğunu düşündüm. Neden ayağa kalktılar? Benim konuşmamdan etkilenmiş olamazlar dedim. Çünkü onları etkileyecek o an öyle bir cümle kullanmamıştım. Sonra geriye döndüm, bir baktım ki konuştuğum meclise elinde Kur'an-ı Kerim olan bir öğrenci giriyor. Kur'an-ı Kerim o meclise girdi diye 400 öğrenci bir anda ayağa kalkıyorlar. Bir arabayla gidiyoruz diyor. Bir yere geldik, sadece şoför kaldı. Bütün öğrenciler arabadan indiler. Orada bir velinin kabri var. Oradan yaya geçtiler. Sonra tekrar arabaya bindiler. Belki yadırgarlar, yadırgamazlar. Ama Efendimizin edep anlayışına bakarsanız فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ Cibril geliyor, bir öğrenci gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısında dizini dizine dayıyor, ellerini Hazreti Cibril dizinin üzerine koyuyor, kemal edeple Hazreti Muhammed'in huzurunda sallallahu aleyhi ve sellemin bize de alime, veli kula nasıl davranmayı aslında öğretiyor. Onlar da böyle yapıyorlar. Selim Han Yandarbiye oradan çıktı, İstanbul'da Fatih'e geldi, İsmail Ağa'ya. Saat 10 gibi Muhterem Mahmud Efendi'nin yanına girdi. İkindiye kadar orada dizüstü oturdu. Onun yanında durdu.